Bakıyoruz yani mesela personel giderleri ne kadar ayrılmış, işte vergi gelirleri ne kadar ayrılmış, oradan çıkarım yapıyoruz. işte emekliye, memura verilecek e, paraların da bütçede yer aldığını görüyoruz. Mesela geçen sene bütçeye ek bütçeler konulmuş ve... E, Asker ücrete, emekliye vesaire daha fazla zamlar yapılmıştı, ara zamlar yapılmıştı. Dolayısıyla bütçe biraz da bu yönden bakabiliriz. Vatandaş açısından da önemli. Bugünkü bilgilendirme toplantısında az çok bütçeyle ilgili biraz da fikir edineceğiz. Daha sonra da bütçe maratonu meclise devam edecek. Meclise zaten bir torba yasa şu anda plan bütçe komisyonunda devam ediyor. E, meclisin gündemine yeni torba yasalar ve yeni kanunlar da gelebilir. İşte seninle konuştuğumuz bu sosyal konuların birçoğu da gelecek. İşte sözleşmelerin kadrosu gibi, geçici işçiler gibi ve sonra EYT gibi. Belki EYT soracaksın. Çok soru geliyor. E, ama bütçe maratonu önemli. Onu e, yakından takip edeceğiz zaten. Peki yavaş yavaş süremin sonuna geliyorum ama hazır bir başlık EYT açalım dediniz. Evet. Çok kısaca son durumu da öğreneyim. Şimdi tabii EYT'de artık ufak ufak netleşmeye başladı yani konu. İlk etapta da arkadaşlarımız da vermişler bir buçuk milyon insan hemen emekli olacağını Bekliyoruz. Dolayısıyla burada prime dayalı bir sistem gelecek. Seninle öteden beri konuşuyoruz. Belli bir prim sayısını ve yılını doldurmuş insanlar emekliliğe sevk edilecek. Ee, yalnız bu şartları tamamlayamamış olanlar ise kademeli olarak şartları tamamladıklarında emekli olacaklar. Ee, tek bir model olacağını zaten konuşuyorduk. O yüzden de hani 99 öncesinde baktığın zaman, 5000 gün kadınlarda 20 yıl erkeklerde 25 yıl yetiyordu. Şimdi yasanın içerisinde muhtemelen böyle bir modelle emeklilik meselesi halledilecek. Yani bu EYT meselesi öyle gözüküyor ki 2023 gelmeden gündemimizden çıkacak. Kasım sonu Aralık başı gibi de biz bunu öğrenmiş oluruz. Peki.